Aziz kıymetli kardeşlerim, bugün hadis okumaları dersimizin üst başlığıyla ele aldığımız konuda modern dilde biraz görgü kuralları olarak zikredilen, Müslüman gelenek içerisinde de adab-ı muaşerat olarak ifadelendirilen bazı konulara inşallah bugün temas etmeye gayret edeceğim. Birisinin numarasını kişinin kendi izni olmadan başkasına vermemek gerekir. Özel izin alınması gerekir kardeşler. Olur belki onunla görüşmek istemiyordur. Görüşmek alanını sınırlı tutmak istiyordur. Yani bunlar bence adab-ı muaşerat açısından çok dikkat edilmesi gereken hususlar. Günahları açıktan işliyorsa bu insanın oğlu bile elini öpmemelidir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu felâ mudillele ve men yudlil felâ hadiyele. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu emma ba'd. Feya ibadallah, usikum bi takvallahi ve taati. Allahümme rabbena la tuzik kulubana ba'de iz hedeytena ve hablana min ledünke rahme inneke entel vehhab ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Aziz kıymetli kardeşlerim, bugün hadis okumaları dersimizin üst başlığıyla ele aldığımız konuda modern dilde biraz görgü kuralları olarak zikredilen, Müslüman gelenek içerisinde de adab-ı muaşerat olarak ifadelendirilen bazı konulara inşallah bugün temas etmeye gayret edeceğim. Malumunuz Müslüman, mümin aslında siyasi, fikri, düşünsel bir kaliteyle birlikte davranışsal, ahlaksal bir kaliteyi de yakalaması gerekiyor. Yani mümin zarif bir insandır, zarif olmak zorundadır, munistir, merhametlidir, latiftir. Nezaket, Farsçadan Türkçe'ye geçmiş olan bir kelimedir. Yani insanın muhatabına alabildiğince güven ve hoşnutluk içerisinde bir davranış biçimini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de Bedeviler anlatılırken Kur'an'da Arap ismiyle zikredilen bir insan topluluğu varsa, yani burada Arap kimliğinin pozitif ya da negatif ayrımcılığı olarak bakmayalım hiçbir konuya, hiçbir ırka, hiçbir kavme. Ama Kur'an'ın dilinde Arap kelimesiyle özdeş hale getirilen ifadeye baktığımızda ise Bedevi insanlar kastediliyor. Mesela müminlere Allah ayrı hitap ediyor. Sabigun olanlara, mukarrebun olanlara, muhsin olanlara, mümin olanlara, değil mi? Hep bunlar davranışsal özelliklerle elde edilmiştir. Mesela mümin kaba saba, ağzından kötü söz çıkan, argo konuşan, nerede nasıl davranması gerektiğini bilmeyen, bedevi tinetli bir şahsiyet olmamalıdır. Ama Allah Resulü'nün
Hayatında bu karakterler de var mıdır? Maalesef vardır. Hatta iş öyle bir boyuta kadar gitmiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine izinsiz geliyorlar. Ne zaman çıkmaları gerektiğini bilmiyorlar. Dengesiz konuşuyorlar. Dışarıdan hitap ederken konuşmanın tarzını bilmiyorlar. Yani nerede nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Yani irrite bir davranış sergiliyor. Şimdi modern çağıyla birlikte insanların hayatlarına bir takım yeni yeni olgular, pratikler girdi. Ben biraz zihnimde toparlayabildiğim kadarıyla pratik örnekler üzerinden anlatmaya konuyu çalışacağım. Bazen yerleşik bir örf toplumda bir kabule dönüşüyor. Ama aslında o Kur'an'ın onay verdiği bir davranış biçimi değildir. Mesela Doğu kültürüne bakarız, çok yoğun baskın bir ataerkillik vardır, feodalite vardır. Babanın çok baskın bir karakteri vardır. Evlatlar babasıyla konuşamaz, ekseriyeti, hatırını soramaz. Kendi çocuğunu babasının yanında sevemez. Yani o izin vermeyince oturamaz, ayakta beklemek zorunda kalır. Bunlar cahiliye adetleridir. Bunlar örf değildir. Bunlar adabı muaşerat da değildir. Ha, bazısı da var babasıyla karşılıklı sigara içer. Cahiliye konularını anlatır. İçki içer. Ya bunlara ne söyleyeceksin? Hidayet dileyeceksin. Şimdi toplumun içerisinde İnsani ilişkiler aslında insan kalitesiyle orantılıdır. Ben hep şunu gördüm, yaşadığım hayatta tecrübe ettiğim kadarıyla. Merhametli, zarif insanlar Allah'ın diniyle daha iyi tanışıyorlar. Mesela kaba adamlar, nezaketten, letafetten yoksun insanlar çok hızlı saf değiştiriyorlar. Mesela mesnetsiz tekfircilik hastalığına yakalanmış insan karakterini bir inceleyin. Merhametten yoğun bir mahrumiyet yaşamış, davranış bozukluğu olan insanlar olduğunu göreceksiniz. Ekseriyetinin. Bu psikolojik bir sorundur. Bunun sosyolojik bir arka planı da vardır. Şimdi ben biraz pratik üzerinden yürüyeyim. Mesela şu an 25 yıldır yaklaşık hayatımıza cep telefonu girdi. Bunun öncesinde cep telefonu yoktu. Önceden belirli evlerde bir ahizeli telefonlar vardı. Her evde de yoktu. Genellikle köylerde muhtarın evinde olurdu. Şehirden birisi köydekini arayacaksa önceden haber verir. O kişi orada gider, bekler onunla. Telefonla konuşacak. Daha sonra işte mesajlar geldi. Sonra cep telefonları oluştu. Tabii teknoloji gelişirken, yani eğer buna bir teknoloji diyeceksek, doğal olarak beraberinde kendi kültür ve ahlakını da oluşturdu. Kendi insan tipini oluşturdu, konuşma tiplerini oluşturdu. Bakıyoruz mesela, bakın pratik bir örnek. Şimdi bir insanı telefonla aradığınızda 3 kere çaldırırsınız. Bakmıyorsa, en güzel olanı geç saatte arıyorsanız bir kere yatsı namazından sonra biriyle çok acil bir şey yoksa görüşmek için izin alınması lazım. Bir mesaj atılır, müsait misiniz? Bir konu var, görüşebilir miyiz? 3 kere çaldırırsın, karşı tarafa olur belki seni çok sık görüştüğün biri değildir. Şimdi bizdekiler bulmaca gibi konuşmaya başlıyor. Beni tanıdın mı? Şimdi tanıdığına, ya ne söylesene kim olduğunu. Beni tanıdın mı? Hadi bakalım,
Birkaç dakika tanımayla geçiyor. Ya herkesin vakti olmayabilir. Cep telefonu haberleşmek içindir. Muhabbet için değildir. Künye sorgulamak için değildir. İletişim, haber ağı kuracaksınız. Bir kişi aradığı şahsı geç saatte aramamalıdır. Çok önemliyse mesaj atıp izin almalıdır. Karşı tarafı aradığında ilk önce kendisini tanıtmalıdır. Yani benim ismim şu olabilir, kayıtlı olmayabilir, unutmuş olabilir, telefondan silinmiş olabilir. Vaktiniz varsa şu konu hakkında bir müzakere edeceğim, konuşacağım ya da şöyle bir sorun var. Yani ben bunu söyleyeyim, şahsım adına bir şeyden acizlendiğim için bunu gündem yapıyor değilim. Onu da özellikle söyleyeyim. Sağ olsunlar, beni gece 3'te bile arıyorlar. 4'te de arıyor, 5'te de arıyor. Mübalağa yapmıyorum ha. 24, hani var ya bazen 7-24. Yani telefonumuz Allah'a hamdolsun kapanmıyor. Yani gece 3'te de tabii aranmamak gerekiyor ama bir şey söyleyemiyorsunuz. Acil oluyor, o vakitte sorular bile geliyor. Tekrarlıyorum, bunu kişisel bir serzeniş olarak değil, adab-ı muaşerat açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Karşı tarafla mümkün mertebe konu uzatılmadan kısa kesilmeli. Bazı mübarekler var. Eğer yarım saatte telefon konuşmasını kesebiliyorsanız başarı adlediyorsunuz. Şimdi bu sefer insanda bıkkınlık meydana getiriyor. Bu sefer onunla görüşmemeye çalışıyorsunuz. Yani telefon sadece işimizin düştüğünde kullanacağımız bir cihaz değil. Kısa, özledim seni, Allah'tan senin için hayır diliyorum, dua bekliyorum, iyi misin, bir ihtiyacın var mı, bir sesini duyayım dedim. Bak kısa, kısa, net, öz. Bir de hayat hikayeleri, ya daha dün görüştün. Yani yarım saat, bir saat telefonla konuşulur mu ya? Hani evlenme arifesindedir, tanımak istiyordur falan, sevdalanmıştır falan. Hani bunu bir yere anlarsın. Ya arkadaşın ne konuşacaksın yani? Hani istisnalar çok böyle özel tutulmakla birlikte. Bunlara dikkat edilmelidir. Toplum içerisindeyseniz, nasıl toplum içerisinde iki kişinin özel görüşmesi, özel bir sebep yoksa caiz değildir. Yani fiskos bile kabul edilen bu durum Resulullah tarafından yasak edilmiştir. Toplumun konuştuğu ortak dilin dışında başka bir dille konuşma olmamalıdır. Bir ortam ne kadar kalabalıksa orada iki kişinin, üç kişinin bir lobi kulis çalışması şeklinde bir konuşma yapması şer'an Allah Resulü tarafından caiz görülmemektedir. Çünkü bunun arkasında bir sürü olumsuzluk, algılar yatabiliyor, sebebiyet verebiliyor. Bu yönüyle telefonla konuşurken bir başkasına zarar, eziyet vermeyecek şekliyle bu iş olmalıdır. Birisinin numarasını kişinin kendi izni olmadan başkasına vermemek gerekir. Özel izin alınması gerekir kardeşler. Olur belki onunla görüşmek istemiyordur. Görüşmek alanını sınırlı tutmak istiyordur. Yani bunlar bence adab-ı muaşeret açısından çok dikkat edilmesi gereken hususlar. Mesela birisinin telefonu sizin yanınızda çalıyorsa ve kişi orada yoksa siz onun yerine telefona bakmamalısınız. Onun bir mesajını merak ettiği için okumamalısınız. Yani kişinin mahrem alanıdır. Eşler bile bu konuda bu mahremiyeti korumalıdır. Baba ve anneler henüz rüşt çağına gelmemiş çocuklarını biraz korumaya yönelik kimlerle görüşüyor, yanlışa yönlendiriliyor mu, aldatılıyor mu, kandırılıyor mu şeklinde anne ve babaların kontrollü çocuklarını bu niyetle kontrol etmeleri makul görülür. Bunun dışında hiçbir kimsenin özel bir mail kutusuna, mektubuna, onun gizli dosyasına, çekmecesine, telefonuna bakılmaz kardeşim. Mahrem alandır.
bu tecessüse girer. Şimdi anlatacağımız konuların aslında temeline indiğimizde Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah'ın öğretilerinden hep bir çıkarım vardır. Ama işte toplum ne yapıyor? Batılılar isimlerini değiştiriyorlar. Psikologlar biraz ismini değiştiriyorlar. Yaşam koçu değil mi? Böyle var. Danışmanlar, ombudsmanlar, değişik değişik isimler veriyorlar. Yani bunlara dikkat edilmeli arkadaşlar. Özellikle böyle sorularınız olursa belki buraları biraz açabiliriz. Çok teferruata girmek istemiyorum. Ama yazılı mesajı sözlü konuşmadan daha etkili kullanılabilir. Özel izinler alınarak bu alan rahatlatılmalıdır karşılıklı olarak. Çünkü süreç içerisinde insanların gönül bağlarının kopmasına sebebiyet verebilir. Bunlara dikkat edilmelidir. Çünkü şu anda insanların o kadar fazla mesaj birbirine götürebileceği alanlar oluşuyor ki bazen bakıyorum hiç tanımadığım bir numara, ya hocam beni ekler misiniz, niye WhatsApp'taki durum profillerinizden istifade etmek istiyorum. Hayda. Yani şimdi büyüklük de yapmamanız gerekiyor. Yanlışla zaten her yeri kullanıyoruz. Oralardan baksana mübarek. Yani illa WhatsApp'tan da gireceksin. Yani yanlış anlamazsın diye yüzümüz yumuşak şey yapmıyoruz. Yani bazen tanımıyorum da. Yani bazen dediğim böyle tanımadığım arkadaşlar da var. Yani bunlar böyle bir naza, böyle bir büyüklenmeye kesinlikle sebebiyet vermemeli ama farkında olmadan bu bir istismar konusu haline de dönüşebiliyor arkadaşlar. Çünkü düşünsenize şimdi benim telefonumda 1100 kişi var kayıtlı olarak. Şimdi bu 1100 kişiye hepsi aynı anda aramıyor ama bir sürü yerlerden soru geliyor. Arayan oluyor, mesaj atan oluyor. Şimdi bir de bazıları da gönül koyuyor. Ya hocam hep biz mi arayacağız seni falan. Bir de böyle gönül koyanlar da var biliyor musun? Ya mübarek senin telefonunda 10 kişi var. Benim telefonumda 1000 kişi var. Yani kaldı ki ben de böyle buna da dikkat ederim. Örnek veriyorum hani ararım, sorarım halini hatırını. Yani sadece işi düştüğünde arayan Müslümanlar da elbette olmamalıyız. Modern çağın getirdiği sorunlar bizi sorunlu hale getirmemelidir. Biz sorunu çözmeliyiz kardeşler. Bununla bağlantılı olarak bir Müslümanın veya herhangi bir kimsenin evini ziyarete gidecekseniz tek ya da ailece önceden izin almak en güzel ve doğru olandır. İzinsiz gittiniz veya izinli gittiniz. Gittiğiniz yerin kapısını 3 kere vuracaksınız. Her bir vuruşta bir miktar bekliyorsunuz. Toplam bekleme süreniz 4 rekatlı bir namaz kadar olmalı. Eğer hala size içeriden bir davet buyur yoksa oradan ayrılmalısınız. Yok ben bu kapıyı açtırmadan gitmem. Kırana kadar bekle, camdan bağır, taş at falan. Şimdi bir kimseden uzun süredir haber alamıyorsunuzdur, merak etmişsinizdir, hayatı tehlikesi söz konusudur. O zaman gerekirse dışarıdan çilingirci de getirirsin, kapıyı da kırarsın. Bunlar özel durumlardır. Ama normal şartlarda o bekleme süresi yani bir kişinin mahrem olan işi olabilir. O süre beklenmelidir. Eğer hala buna rağmen kapı açılmamışsa oradan gidilmelidir. Gerekse küçük bir not bırakılabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kişinin kendi anne ve babasının evine bile izinsiz girilmemesini, müsaade alınarak girilmesini vahye konu edinmiştir. Bakın vahiy bir konuyu bahsetmişse burada bir ehemmiyet vardır. Benim oğlumun odası, kızımın odası, yok eşinin bile odasına girerken müsaade al. Vur. Yani vurmak pat girmek değil. Bir miktar bekle.
o an durumu müsait olmayabilir. Yani bunları empati kurman da gerekiyor. Yani hoşuna gitmeyen bir şeyle karşılaşabilirsin. Mesela Resulullah aleyhisselam, tabi o döneme mahsus belki ama geceliğin, yolculuktan eve geceliğin gelmeyi çok makul görmemektedir. Geceliğin yolculuğa çıkmayı çok makul görmemektedir. Tek başına yolculuğa çıkmayı çok makul görmemektedir. Bir ateşi yakarak yanında uyumayı makul görmemektedir. Düşmandır demektedir. Ondan dolayı bunun belki biraz zamansal, dönemsel farklılıklarını değerlendirebiliriz. Ama ev ziyaretlerinde de bu adaba uyulmalıdır, dikkat edilmelidir. Kabul edememişse küsmemelidir. Yani insanların komşuluk, akrabalık hukukları vardır. Hazreti Ömer'in ictihadını, fetvasını işletsek hepimiz sınıfta kalacağız. Yani 40 ev diyor, sağ, sol, ön, arka, kişinin komşuluk hukukudur diyor. Hatta bu yönüyle bazı fakihler, namazda seferilik kişinin mukim olduğu evinden ayrılıp o 40 evi geçtikten sonra seferiliği başlar, fıkhı da geliştirmişler. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde ilk defa şehir planlaması yapıldı. Yollar, ne diyelim, çarşılar, sokak aralıkları, ana caddeler, mescitler ve benim çok dikkatimi çekmişti. Raşid halifeler dönemini işlerken orada Hazreti Ömer'in hayatında gördüğüm bir hadiseydi. Yani hatta ölçüler bile var. Uzatmamak adına girmiyorum. Yani caddenin, sokağın nerede hangisi yerleşecek. Bir yere yerleşim alanı kuruyorlar. Orada Müslümanlar çok hastalanıyor. Bir türlü orada bir sağlıklı bir yaşam oluşmuyor. Sonra araştırıyorlar, bir bataklığın yakınına kurulmuş. Hazreti Ömer diyor ki, deveyle diyor, Arap diyor, aynı yerde beraber yaşarlar diyor. Bir yerde şehir kurmadan önce orada diyor, deveyi bir götürün, biraz bekletin. Eğer orada yaşayabiliyorsa yaşam alanını da oralara kurun diye bu şekilde Hazreti Ömer'den bir öğütte var. Tabi bu o döneme mahsus gibi görülebilir ama İnsanlığın kuruluşuna baktığımız vakitte deniz kenarları, göller, yeşilliğin olduğu yerler, suyun olduğu yer en makul, en makbul yerleşim alanları olmuştur genel anlamı itibariyle. Ama herkes buna sahip olamamaktadır. Ondan dolayı kişilerin şehirden, insanlardan ayrılıp tek başına hayat yaşamaları çok makul bir tercih değildir. Çünkü bir insanın hastalığı olur, düşmanı olur, saldırısı olur, ihtiyacı olur. Yani insan sosyal bir varlıktır. O sosyal hayatını doğru kurabilmelidir. Bunları böyle parça parça zikredeyim. Özellikle bu insanların büyük küçük ilişkisindeki sevgi, merhamet, el öpme, buna da biraz değinmek istiyorum kardeşler. Şimdi genel bir kaide vardır. Büyükler küçüklere sevgi gösterirler. Küçükler de büyüklere saygı gösterirler. Peki ikisi bir arada gösterilmez mi? Asıl olan ikisinin bir arada gösterilmesidir. Mesela bir mecliste yaşı büyük olan bir insan genel anlamıyla hürmete layıktır. Hele bu muttaki, salih, alim, gerçekten güzel özellikleri varsa bu insanlar muteber kabul edilirler. Yani mübalağaya kaçmadan, mesela ben örnek vereyim. Bir adam mücrimse, fasıksa, Allah'ın dinine isyan ederek yaşıyorsa, yani günahları açıktan işliyorsa, bu insanın oğlu bile elini öpmemelidir. Bu kadar söylüyor. Normalde örf olarak el öpme arkadaşlar çok tavsiye edilen değildir ama
çok yabana atılan bir mesele de değildir. Alına koymak yoktur. Allah Resulü Aleyhisselam çocukların avuçlarını içini öpmüştür, alnından öpmüştür. Ama buluğ çağına ermemiş küçük yaştaki çocukları öpülmesi, kız olsun erkek olsun, birincil derecede yakınları hariç sakınılması tavsiye edilmiştir. İki Müslüman bir araya geldiğinde musafaha ederler. Yani Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, küçük günahları dökülür. Çünkü sevgi peydah olur, muhabbet olur. Aradaki varsa kırgınlık gider. El ele bir tokuşmak vardır. Şimdi tabii tokuşmalar da ideolojiye göre değişmiş. Eğer ülkücüyseniz şu boynuz tarafları, uç tarafları birbirine değecektir. Elin tutuşma şekline göre değişecektir. Bazı Şii gruplarda erkeklerin dudaktan öpüşmeleri vardır. Böyle sapkın sapkın tabii davranışlardan Allah'a sığınmak lazım. Yani normal şartlarda Müslümanlar birbirlerini kucaklayabilirler. Fakat bazen tebrikleşmeyi böyle biraz mübalağalı bir hale getiriyoruz. Bundan da biraz sakınmak gerekiyor. Mübalağaya kaçılan her şey işin lezzetini bozar, tadını bozar. Mesela bizde cuma tebrikleri var. Mesajla, namaz sonrası. Aslında bunlar çok makul şeylerdir. Mesela Resulullah'ın hayatında yok mesela. Cuma mübarek olsun, cuma mesajı falan. Yani hayatın her içerisinde var. Yani ömrün mübarek olsun, Allah hayırlar. Bu dualaşma her zaman var ama spesifik böyle bir ibadete, alana, mekana tahsis ettiğimiz vakitte şöyle bir risk ortaya çıkıyor. O davranış ibadetleşmeye başlıyor. Bu sefer farkında olmadan bid'atlar üretilmeye başlanıyor. Buna dikkat edilmeli. Yani cuma tebrikleşmesi bid'attır anlamında söylemiyorum ama bu bir şeye dönüşmeye başlıyor. Bir rukna dönüşmeye başlıyor. Bunlara dikkat edilmelidir. Bir çocuk hocasının, büyüklerinin, babasının elini öpmesinde bir mahsur yoktur kardeşler. Alınına koymak yoktur. Bu yönüyle büyüklere yer vermek her yerde. Hani bugün tartışılan görgü kurallarından birisi budur. Artık bir otobüste, bir toplu taşınmada bakıyorsunuz daha dünkü yeni yetme, ergen, dedesi yaşındaki insan ayakta bekliyor, o oturuyor. Oğlum kalk versene veya kızım niye vermiyorsun? Çünkü yozlaşmış, görmezden geliyor. Yani ayıp olduğu için yapma bunu, merhametinden yap. Gerçekten yani bir insan caddenin bir karşısından diğerine geçecekse, elinde ağır eşyası varsa, yükü ağırsa, yaşlıysa, bir şeylere tutunma ihtiyacı hissediyorsa, ya bunun için illa bir akrabanızın, tanıdığınızın olmasına gerek yok. Men la yerhem la yurhem. Merhamet edeceksin. Tutacaksın. Gerekirse arabanı çekeceksin sağa. Tutacaksın elinden. Güvenli yere geçireceksin yolun karşı tarafına. Çok ağır bir şey varsa, mesela yolda gidiyorsunuz. Araba, adamın birisi yolda kalmış. Arabayı itmeye çalışıyor. Bir kişi, iki kişi itemiyor. Durdur arabayı. İki, üç kişi inin, yardım edin. Lastiği patlamış, ihtiyacı var, görmezden gelme. Ha, çok riskli bir ortamdır, hayati bir tehlike vardır, sana zarar geleceğinin endişesini taşırsın, bu ayrıdır. Bakın kardeşler, bir insan yolda kaldığında Tevbe suresinin 60. ayetinde Allah Azze ve Celle zekat verilecek 8 zümreyi zikrederken yolda kalmışlar da zekat verileceklerdendir. Velev ki o kimse mukim olduğu yerde zengin olsa ama bir yolda kalmışsa o zekat verilecek konumdadır. Ondan dolayı düşene el tutmak, ihtiyacı olanın ihtiyacını görmek,
yani haceti olanın hacetini görmek, o insana öyle bir değer kazandırır ki aslında Allah Azze ve Celle senin hayır işlemen için Allah sana onu bir hayır ve sevap vesilesi olarak göndermiştir. Ama sen bunu fark edersen ne âlâ. Bu senin fıtri bir yaşamın olmalıdır. Oturduğunuz binada komşunuz var, akrabanız var. Yaşlı, evinde kimsesi yok. Hani adamın birisi telefoncuya telefonunu götürüyor, tamirciye. Diyor şuna bir baksan, niye hiç kimse aramıyor da, yani torun, çocuklar aramıyor. Acaba telefon mu bozuk diyor. Şimdi güçlü olan, imkanı olan, güçsüz ve az imkanlı olana, genç olan, yaşlı olana, mukim olan, misafir olana, yani böyle hep ev sahipliği yapmalıdır. Sorunu çözen, sıkıntıyı paylaşan merci bunlar olmalıdır. Komşunuzdur, hayat standartı zordur, geleni gideni yoktur. Sorun, arayın, görmediğinizde gidin kapısını çalın. Hatta biz bunları işletemiyoruz. Bugün huzur evi denilen huzursuzluk evlerinde genellikle bir dönem çok güçlü, kudretli, o çocuklarını yetiştirmek için ne çabalar sarf eden insanlar bugün atıl bırakılmış bir vaziyette adeta ölümü beklenmektedir. Bakın hasreten yaşlılara hürmet, saygı, ilgi hiçbir zaman fire vermeden yerine getirilmesi gereken bir davranış, ibadet gibi düşünülmelidir. Çünkü yarın sen de yaşlanacaksın. Yaşlanan insanın duyguları değişir, alınganlaşır, çocuklaşır, daha fazla ihtiyaç duyar, daha fazla halının hatırının sorulmasını ister, kırıcı, iğneleyici sözler daha fazla rahatsız eder. Dedenle, nenenle evde oturursun, evde otururken çek yatta, koltukta ya az öte gitsene dersin, beni evde istemiyorlar mı, ben bu evde fazlalık mıyım demeye başlar. Yani duygusallıkların tamamen önüne geçmek mümkün değil ama bir kere bu tür insanların hayat tecrübelerini dinleyip onlardan istifade etmek işin ayrı bir boyutudur. İnsanın yaşı ilerledikçe duyguları da bu yönüyle başa dönmeye başlar. Yasin suresinde de buna atıf vardır. İnsan fizyolojik bir değişimde yaşar. 100 yaşında dişi çıkmaya başlar. Kemikler eğrilmiştir. O babayiğit olan insan çökmüştür artık. Eli titrer. Belki çorbayı, suyu, çayı tek başına içememeye başlar. Yemeği tek başına yiyememeye başlar. Hasta olur. Mesela hasta anne ve babanız ya da bir komşunuz, akrabanız ama özellikle anne ve babanız, nenenize hizmette bulunurken yüzünüzü ekşitmeyin. Başa kakar gibi hareket etmeyin. Aciz denmeyin. Allah Azze ve Celle sizi aslında o pratikle ne yapıyor biliyor musunuz? Dünya metasına karşı sizi uyarıyor. Allah size hayatınızda staj yaptırıyor. Sakın ola acizlenmeyin. Sakın ola yaptığınız bir iyiliği başa kalkmayın. Bunlar hep hayatın içerisinde mümince davranmanın fıtri yansımalarıdır. Bugün Almanya'dan bir soru geldi. Bir kardeşimiz, ya hocam iki tane hanım kardeş vardı. Bizden bir şey istediler. Biz onlara, yani çok kalbim tutmadı, vermedim ama pişman oldum, vermeli miydim? Soru böyle bir soru. Şimdi bakın,
bu iş yeriniz olur, ev olur, sokak olur. Birisi sizden el açmışsa, bir şey istiyorsa, eğer karşınızdaki insan gücü kudreti yerinde olduğu halde bir dilenmeye sebebiyet vermişse, nasihat ederek önce bir uyarın. Geçen gün 13-14 yaşında bir kız çocuğu, dedim yavrum, bak sen bu yaşta böyle dükkanlara girersen seni kandırırlar. Çok yanlış işler oluşur. Girme dükkanların içerisine. Çok ihtiyaç sahibiysen caddede bekle. Ama mümkünse bunu yapma. Şimdi o an imkanınız varsa yardım edin. İmkanınız yoksa ya da imkanınız var ama yardım etmek istemiyorsunuz. Mahcup etmeyin. Rencide edici bir söz söylemeyin. Tahkir etmeyin, alay etmeyin. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yine Allah Azze ve Celle ihtiyacı olup ihtiyacı karşılayabilecek durumda değilseniz güzel söz söyleyin. Kardeşim ya şu an müsait değilim ama Rabbim sıkıntını gidersin. Sana hakkında hayır olanı lütfetsin. Böyle dua edin kardeşler. Yani o insanları görmezden gelmeyin. Akraba ilişkilerinde ziyaretleşmeleri ihmal etmeyin. Bizim en fazla önümüze çıkan sorulardan birisi, evlerde haremlik selamlık diye tabir edilen süreç uygulanmadığı için, işte hocam, amcamın kızı, dayımın oğlu geliyor, ne yapacağız? Beraber aynı mekanda oturabilir miyiz? Hoş geldin diyebilir miyim? Elini öpebilir miyim? Vesaire vesaire. Şimdi bakın, biz bir kere bir mümin olarak hayatın her alanında mümince duruşumuzu herkese göstermek durumundayız. Yani şu mesajı vereceğiz. Benim hayat standartım bu. Beni böyle kabul et. Etmiyor musun? Benim bu haliyle kabul etmiyor musun? O zaman benimle olan ilişkilerini bu çerçevede kurman gerekiyor. Ya dayımın oğlunun düğünü var. Bir gitsem görünsem. Ya hocam uygun değil ama gitmeyeceksin kardeşim. Bu kadar. Oğlun da olsa gitmeyeceksin. Kızın da olsa gitmeyeceksin. O yapamayacak. Böyle bir şeye tevessül edemeyecek. Bak bunlar bizim hep içsel yenilgilerimizdir. Kabul ediyoruz ondan sonra. Ve karşı taraf üzerinde kararlılığımız ve ciddiyetimiz kayboluyor. Ha biz kendi yaşamımızı birine dayatmayız. Ama bazı zorlayacağımız, uyaracağımız alanlarımız vardır. Ya kızım istediği gibi, hayır istediği gibi giyinemez. Sen kontrol edeceksin. İstediği yere gider, istediği hayır. Böyle bir hayat yok. Böyle bir hayat yok. Müslümanca olacak. Yapmıyor mu? Dinlemiyor mu? Senin velayetin, vekaletin, emniyetin altında olduğu sürece Allah onun hesabından da sana soracak. Sen bu hesap bilinciyle hareket edeceksin. Meşru ölçüler içerisinde mahrumiyetler yaşatacaksın. Mahrumiyet. Ebedi mahrumiyeti yaşayacak. Sen dünyevi alanda yaşat. Bak yavrum, sen Allah'ın sınırlarını aşarsan, Allah'ın hududunu aşarsan, Allah'ın rızasının dışına taşarsan, benim sana karşı olan ilgim, sevgim, davranışım doğal olarak etkilenir yavrum. Yani kaba saba değil, oturup konuşarak. Bakın bunu birçok derslerde anlattık. Ya bakıyorum çocuk 12-13 yaşında elinde iPhone 14-15 Android telefonlar var ya. Yapmayın kardeşim. Sonra diyor ki ya hocam, çocuk diyor
bizden ne istedi de yapmadık. Niye böyle? Benim çocuğum örtünmüyor, benim çocuğum namazı kılmıyor, benim çocuğum İslam'ı sevmiyor. Niye böyle? Üzülerek söyleyeyim mi? Birinci derecede çocuğun böyle olmasının müsebbibi sensin kardeşim. Sen ok yaydan çıkmış, oku tutup yaya geri koymaya çalışıyorsun. Burada bir bedel ödeyeceksin. Zamanında sahip çıkmamanın, yeterli ilgiyi göstermemenin bedelini ödeyeceksin. Yani bu tabii imtihan alanıdır. Sen çok büyük ilgi gösterirsin, bu imtihanı yine yaşayabilirsin. Ama ben genelleme yaparak söylüyorum. Biz burada sadece işi bir adab-ı muaşeratla değil kardeşler, aynı zamanda bu adab-ı muaşeratla birlikte Allah katında sorumluluğu da gerektiriyor. Mesela bir adam görgü kurallarına dikkat etmese günah işlemiştir diyemeyiz. Biraz sevgi, saygı, ölçüyü kaybetmiştir dersiniz. Ama işin bazı boyutları vardır ki arkadaşlar, bunlar kişiyi vebale de alabildiğince sürükler. Yine aklıma gelenlerden mesela bir hasta ziyaretine gittiniz kardeşler. Hasta ziyareti eğer karantinada değilse, ya hasta ya da hastayı ziyaret edenin ona bir hastalık bulaştırma riski varsa birbirlerini ziyaret etmeyecekler. Hastanın yanında ne kadar kısa süreli kalabilirseniz o kadar eftaldir. Hastaya adam acılı çiğ köfte götürüyor ya. Orada beraber lahmacun programı, çiğ köfte partisi düzenliyorlar. Adamı ziyarete değil, öldürmeye gitmişler. Düşünebiliyor musunuz? Geliyor saatlerce muhabbet ediyor. Yok, kısaca bakın, hasta ziyareti iki boyutludur. Ziyaret eden onun halini görecek, haline şükredecek, empati kuracak. Allah'ın ona verdiği sağlıktan dolayı Allah'a şükredecek. Hasta olana da Allah'tan şifa dileyecek, ona moral motivasyon yükleyecek. Varsa ihtiyacını görecek. Yani yiyebileceği bir şey götürün, eliniz boş gitmeyin. Misafirliklere mümkün mertebe eliniz boş gitmeyin. Çam sakızı çoban armağanı. Ya hocam şimdi 2 kilo portakal alsak 100 lira tutuyor. Ne yapacağız? Önceden golayt. Önceden düğünlerde çeyrekler bile rahat takılıyordu. Şimdi baba oğluna çeyrek takamıyor yani. Hayat standartları biraz zorlaştı. Ama bütün bunlara rağmen bunları diri tutalım. Yani hasta ziyaretlerini kısa tutalım. Elimiz boş gitmeyelim. Halını hatırını soralım. İhtiyacı var mı soralım. Bakın, bir kimseye hal hatır sorup ihtiyacını sorduğunuzda, eğer o kişinin ihtiyacı varsa, sizin de onu karşılamaya gücünüz varsa o ihtiyacı karşılamak zorundasınız. Bu vacip olur üzerinize. Onun için böyle gelişi güzel sormayın. Mesela bu bazen bir çocuğun da olabilir. Mesela çocuğun bir iş yaptı. Ona bir iş yapması için bir teklifte bulundun. Yavrum, dersini bitirirsen sana işte haçlık vereceğim. Seni şuraya götüreceğim. Çocuk bitiriyor. Ne haçlık veriyorsun, ne vaat ettiğin yere götürüyorsun. Ne yaptın? Bir, yalan söyledin. İki, çocuğu kandırdın. Çocuğun sana karşı, üç, çocuğuna kötü bir alışkanlık kazandırdı. Yapamayacağın bir sözü verme. Hiçbir kimseye verme. Ya bu nasıl olsa bizdendir. Böyle bir şey yok. Çocuğun da olsa, eşin de olsa kandırmak için bir şey vermemelisin. Hatta ben burada İşi fetva olarak algılar mısınız bilmiyorum ama çocuklara bu yalancı meme denilen plastik şeyle çocuğu susturmak adına verilen şeyin de ben çocuğu kandırmak olduğunu düşünüyorum. Verilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Yani başka hijyenik açıdan
zararları işin ayrı bir boyutudur. Çok tavsiye edilen bir şey de değildir. Bazen sırf kendi ihtiyacımızı görmek için karşımızdakinin nasıl bir zarar gördüğünü hesaba katmıyoruz. Yani bugün aileler çocuğuna ya bir çorba içirecek, bir yemek yedirecek, YouTube'dan bir program açmayınca yediremiyor. Eline bir tablet vermeyince, cep telefonunu vermeyince yediremiyor, içiremiyor. Sonra biz öyle bir noktaya geliyoruz ki bir çocuk 3 yaşında bilgisayarı açıp YouTube'dan bir video açıp izleyebilir hale gelmişse övgüler diliyoruz. Maşallah aslanım benim ne kadar becerikli. Aslında o çocuğun tırpanlanmasında, tahrip olmasında sebebiyet veriyoruz. 3 yaşında bir çocuğun ne işi var böyle bir şeyle? Bu hem fiziksel hem ruhsal gelişiminin önünde çok ciddi engel. Arkadaş çocuk sevgisi ilişkisinde özellikle çocuklarda, yetişkinlerde bile bu hoş değildir. Çocuklarda hiç değildir. Yanlış mukayeselere girmeyin. Bu da çok önemlidir. Bak falancanın oğlu, falancanın kızı çok çalışkan, o çok başarılı, o annesinin sözünü dinliyor, babasının, o şöyle yapıyor. Çocuk bu sefer kendini kötü hissediyor. O çocuğa da düşman oluyor biliyor musunuz? Rakip görmeye başlıyor ve kendisini yetersiz görmüyor. Sakın ola kendi kardeşleri dahil olmak üzere çocuğu hiçbir zaman böyle bir kıyasın içerisine sokmayın. Ve çocuk üzerinde mümkün mertebe olumsuzluk üzerinden bir örnek değil, olumlama üzerinden. Yani bunu yapmazsan Allah seni ateşte yakar değil de bunu yaparsan Allah sana şöyle ödül verecek gibi çocuğun hayatında olumlulama üzerinden bir düşünce melekesi geliştirilmelidir arkadaşlar. Müslüman el, ayak, tırnak, koku, temizliklerine, diş temizliğine, çorap temizliğine, hele de bir meclise çıkıyorsa bunlara çok dikkat etmelidir. Resulullah aleyhisselam sarımsak soğan yiyerek mescitlere gelmemeyi özellikle ashabına bile öğütlerken, sigara içilerek, temiz olmayan çoraplarla, ya olur işten gelmiştir, yorgundur, yetişmesi gereken bir durum vardır. İstisnai durumlardır ama müminler bu tür şeylere dikkat edecek. Mesela bazılarının dişlerinde tortular oluşuyor, diş temizliğine dikkat etmiyor. Karşı tarafla yakın mesafeden konuştuğunda eziyet vermeye başlıyor. Karşı taraf onu uyaramıyor. Bu sefer o kişi seninle görüşmek istemeyecektir. Hem de ona eziyet vermiş olursun. Yani basit gibi görülebilir ama kardeşler, yolda tükürme olmaz, yolda yürürken bir şey yenmez, tuvalette konuşma olmaz, tuvalette türkü söylemek olmaz, ıslık çalmak olmaz. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın elleri kullanırken o günkü coğrafyanın şartları üzerinden de biraz değerlendirmek gerekiyor. Suyun az kullanıldığı, suyun az bulunduğu bir toplumda Allah Resulü Aleyhisselam mutlaka yemeklere başlamadan önce ellerin yıkanarak, yemeklerden sonra da ellerin yıkanarak hayata devam edilmesini istiyor. Mesela bıyıkları kısaltın diyor Resulullah. Sadece aslında müşriklere muhalefet de değil. Sakalı uzatın, bıyığı kısaltın diyor. Çünkü insan yemek yediği vakitte yemek kırıntılarının bıyıklarında kalma, temizliği engelleyebilme konusunda da bir yönünün olduğunu unutmamak gerekiyor. Mesela Allah Resulü'nün ümmetime zor geleceğinden endişe etmeseydim, her namaz öncesinde, her abdest öncesinde mutlaka misvak kullanmasını emrederdim sözü aslında şeydir kardeşler, yani temizlikle alakalı olan bir meseledir.
Bu arada süreyi de biraz kontrol ederek gidiyorum. Mesela sofrada yemek yerken bizim kültürümüz biraz değişti. Aynı tabaktan eğer kişide bir hastalık yoksa aynı tabakta yemek yemekte bir mahsur yoktur. Resulullah yapmış bunu. Bereket olarak da görülmüş. Ama kişi hastaysa, hasta olan kişinin yemeğini münferit yemesi de makuldür. Mümkün mertebe yemek beraberce yenilmelidir arkadaşlar. Yemeklerde özellikle şuna dikkat edilmelidir. Ağızda yemek varken konuşulmamalıdır. Yani yemek yerken hiç konuşulmaz diye bir şey yoktur. Yemek duası diye bir dua böyle topluca yoktur. Resulullah'ın hiçbir hayatın hiçbir yerinde yoktur. Böyle hadi bir toplu bir dua edelim falan. Böyle bir dua çeşidi ama kişi yemek yedikten sonra Allah'a, Rabbine hamd eder, şükreder. Münferit dua vardır ama böyle bir şey halinde bir dua söz konusu değildir. Bazen bu da bizim tabii kültürümüze girdi. Açık büfeler. Yani şahsen sakınmamız gerekiyor. Allah affetsin. Bazen bir ucundan bir yerden bazen bulaşıyoruz ama yani tabaklarımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. İsraf edeceğimiz her şeyden uzak durmalıyız. Tabii en büyük israf ömürdür. Yani önce ömrü israf etmekten sakınacağız. Giysiyi israf etmekten, yemeği, içmeyi. Bakın Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bir dereden abdest alırken bile suyu israf etmeyin. Oysa ki dere akıp gidiyor, bir şey öğretiyor Allah Resulü, değil mi? Bu yönüyle arkadaşlar hayatımızda insan israfına da dikkat etmeliyiz. İnsan harcamamalıyız. Ömrümüzü boş yere harcamamalıyız. Malımızı boş yere harcamamalıyız. Yani benim malım, benim tasarrufumda zekatımı veriyorum, infamı da yapıyorum. İstediğim yok, istediğin gibi harcayamazsın. Vallahu la yuhibbul musrifin. Allah müsrif olanları sevmez. Allah Kur'an-ı Kerim'de, Araf suresinde sevmediği insanlardan birisini de müsrifler olarak zikretmiştir. Bak Allah sana ömür vermiş, sıhhat vermiş, mal vermiş, güç vermiş. Mesela bir kimseye Allah evlat vermiş ve sen bu evlatı Allah yolunda istihdam etmemişsin. Evladı israf etmişsin. Bunun hesabını vereceksin. Sıhhatin, malın, hepsinin hesabını vereceksin. Hepsinin. Ondan dolayı kişinin cansız olan varlıkları bile israf etmesi eşyaya zulümdür. Mesela hayvan besliyorsun, bunun bile bir adabı muaşeratı vardır. Hatta vebale varan boyutu vardır. Mesela hayvan besliyorsun, hayvanın yemini, suyunu, yalını zamanında vereceksin. Aç bırakmayacaksın. Caiz değildir. Bunun hesabını vereceksin. Dövmeyeceksin. Hayvan dövülmez. Döverek terbiye yoktur. Başka kavga ettirmeyeceksin. Taşıyamayacağı yükü taşıtmayacaksın. Yani sonuçta o bir canlı. Dağlama yok. Zaruret olmadıkça yavrusu olanları yok. Mesela avlanmaların yasak olduğu yerler var, zamanlar var, mekanlar var. Yani fıtri bir sünnetullahın işleyişi var. Bunların hepsini gözeteceksin. Hobi için avcılık yapmayacaksın. Sirke gidip hayvanları seyredip gülüp eğlenmeyeceksin. O hayvanlar öyle büyük işkence ve eziyetlerden geçiriliyor ki, yani
hayvanların eziyet edilmesinden, o hale getirilmesine sen dolaylı yoldan prim veriyorsun. Biz acayip bir toplumuz. Hayvanları Koruma Derneği horoz dövüştürürken yakalanıyor. Geçen gün Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nin başkanı uyuşturucu satarken yakalandı, biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir toplumda yaşıyoruz. Horozu dövüştürüyor, köpeği dövüştürüyor, deveyi dövüştürüyor. Hayvan dövüştürülür mü ya? Caiz değildir. Hele iddia haramdır. Çünkü bunun üzerine bir de kumarlar oynanıyor. Yabani hayvanların parayla satışı caiz değildir. Tamam kardeşler, bunlara hepsine inşallah bir mümin olarak dikkat edelim. Marka takıntılarından uzak duralım. Çocuğu olmamış bir ailenin yanında çocuklarımızı sevmeyelim. Çocuk muhabbetini açmayalım. Malda istediğim gibi tasarruf var deyip marka takıntılarına girmeyelim. Lüks restoranlara, harcama yerlerine gitmeyelim. Hayatı her zeminde tüm imkanlara rağmen mütevazi olarak yaşayabilmenin yollarını arayalım kardeşlerim. Ev işlerinde gücü yeten gücü yetmeyene yardımcı olsun. Yani kadın, erkek, evlat, kız, oğul, yani fıtri olanda bunları paylaşmaya gayret edelim. Mesela hediyeleşmeyi arttıralım kardeşler. Hani biraz önce bir komşuyu, bir akrabayı, bir hastayı ziyarete giderken boş gitmeyelim dedik ama aslında biz Müslümanlar gücümüz nispetince bu hediyeleşme sünnetini şey yapalım. Yani genellikle hediye almayı seviyoruz. Çok vermeyi pek sevmiyoruz. Biri verecek ki öbürü de alsın. Değil mi? Yani çift yönlü bir iş. Güç nispetince alınmadan, pazarlık yapmadan ala bunu mu aldın bizi? Bir de buna mı layık gördün? Ya onu almış işte. Sen onu da almadın. Bir çorap almış. Bırak alsın. Kardeşim şu kitap çıkmış, hoşuma gitti. Bunu sana hediye etmek istiyorum. Hanım bugün şunu gördüm. Bey bugün şunu gördüm. Şunu aldım. Yavrum bugün bunu sana uygun gördüm. Ya bakın, yarım elma gönül alma. Bu neyi biliyor musunuz? Aslında orada o hediyenin maddi değerinden ziyade karşı tarafa verdiğin ilgi, sevgi, önemin bir işaretidir. Yani seni önemsiyorum. O da şöyle düşünecek. Beni önemsiyor. Eğer çok olgun değilse demek ki beni bu kadar önemsiyor. Bir şey diyebilir. Yani bu da işin imtihanın ayrı bir boyutudur. Ama iş yaptıracağınız yerlerde rüşveti çağrıştıracak bir hediyeleşmeye girmeyin. Bunlar yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Genel anlamıyla hediyeleşmek Allah Resulü'nün tavsiyesidir ve fıtridir. İnsanın kalbini yumuşatır. Hediye alıp da kalbi yumuşamayan kimse yoktur. Hediye hediye edilmez diye bir şey yoktur. Bu hediyesini vermek istemeyenlerin uydurduğu bir sözdür. Her insan kendi tasarrufunda olan bir şey, meşhur olan bir şeyi hediye edebilir. Böyle bazı şeyler bazen hoşumuza gidiyor, onu hemen tutuyoruz. Mesela bir mal alacağız, pazarlık sünnet. Kim dedi? Pazarlık nasıl sünnet biliyor musun? Kardeşim, sen bunu satıyorsun ama, bunu sen 100 liraya satıyorsun ama bunun değeri 100 lira değil, 150 lira. Hiç böyle pazarlık eden gördünüz mü? Öldürüyor. Bakın, karşı tarafı hele de mağduriyetinden istifade etmek caiz değildir. Onun için ısrar ediyoruz. Yedi emin hacizden bir mümin mal almaz. Alamaz. Mümin fırsatçı değildir. Çıkarcı değildir. Ağlayanın malından gülen fayda etmez ya.
zaten mağdur olan bir insanın mağduriyetinden istifade etmez. Bunu fırsata dönüştürmez. Karşımızdaki insanın zaafından beslenmek bir ahlak sorunudur. Velev ki bu Müslüman olmasa bile. Yani bir başkasının zaafından prim elde etmeyeceğiz. Bu mümince bir davranış değildir. Mesela biriyle arkadaşız, aramız çok iyi. Sonra bir vesile, imtihan, şeytan girdi, aramız açıldı. Birbirimizde bir sürü sırlarımız var, değerlerimiz var. Hemen açığa çıkartmaya başlıyoruz. O var ya işte aslında, ya oysa ki ben sana bunu özel söylemiştim. Aramız iyi olmadığında bunu dışarı açıklama hakkın yok ki, sende kalması gerekiyor. İmam Şafii bu karakterleri münafık tinetli söylüyor. Ben de katılıyorum. Bu münafıklık özelliğidir. Kardeşim, o sana iyi zamanında bilgileri vermişse artık o seninle toprağa gitmelidir. Bitti. Kamuya zarar verecek, Müslümanlara fitne oluşturacak bir bilgiyse orada uyarırsın. Ama kişinin kendi açığı ve zaafı, bunu açığa çıkarttığında bir fayda elde etmeyeceksen niye bunu gündem yapıyorsun sen? Senin burada derdin nefsini temide çıkartıp karşı tarafı mağdur rolüne düşürmek ve buradan bir haset üretmek. Yapma bunu. Yapma. O ona ait. O döneme ait. Göm toprağa. Onun için bazen biz makbul olan bir ameli yanlış bir davranışla fasit bir hale getiriyoruz. Bazen insan kendi eşine, çocuğuna bile yaptığı iyiliği başa kalksa o başa kalkanı Allah katında sorumlu kılar. Vahye aykırı davranmıştır. İki, ameli boşa gitmiştir. Hatta o amel boşa gitmenin ötesinde kişiye yük olmuştur. Sen ailene, çocuklarına ya da ihtiyacı olan birisine iyilikte bulundun. Göm onu toprağa. Onu başa kalkma. Ulan sizi doyuramıyoruz. Size ne getirsek Yecüc'le Mecüc gibi bitiriyorsunuz. Ulan sizin gözünüze dizinize dursun. Şimdi başlıyorsun başa kalkmaya. Hani latife nükte biraz olur ama başa kalkacak bir durum oluşunca Resulullah ne diyordu aleyhisselam? Kişinin kendi ailesine İyaşe temini zaten vacip üzerinde, onu karşılayacak. Bunu gönül hoşnutluğuyla yapınca sadaka hükmüne giriyor. Hayra dönüşüyor. Yani yapılacak bir işte niyeti ve ameli birbiriyle bütünleştirmek. Yani Allah'ın rızasına çevirmek gerekiyor. O zaman o iş belki sana kısa vadede, uzun vadede bir şey olarak da dönmez ama en uzun vadede sana dönecektir. Bunu unutma kardeşim. Şunlarla toparlayayım. Lakap takmaktan bir insanı razı olmayacağı bir ünvanla, bir isimle isimlendirmekten kaçınmalıyız. Kur'an bunu yasak ediyor. Bu şaka için bile olmamalıdır. Karşımızdaki insanın bu işe rıza gösteriyor olması ona bizim bunu söyleme hakkını bize vermez. Çünkü Kur'an bunu yasak ediyor. Hani sık sık tavsiye ettiğimiz bir husus vardı. Neydi? Müslümanın davranışlarını ahlaki zafiyete düşürecek tüm olumsuzluklardan sıyrılacağız. Gıybet olmayacak, tecessüs olmayacak, suizan olmayacak, nemime olmayacak, iftira olmayacak. Değil mi kardeşler? Bunlar bizi, kişiliğimizi bozuyor. Ahlakımızı bozuyor. Mesela adab-ı muaşerat içerisinde şunları söyleyerek tamamlayayım. Müslümanların beraber iş yaptığı
kamuya, ümmete ait olan bir şeyde gerçekten güzel ahlaklı olanlar o işi başarıya ulaştırmak için gayret eder, ahlaki sorunları olan sıvışmak için yer arar. Burada herkes nefsini murakabe ve muhasebe etsin. Yapılan bir işin gerçekten yükün altında mısınız, kaçanlardan mısınız? Yani bu senin aslında iç dünyanda saklı tuttuğunu açığa çıkartıyor. Sofraya oturdun, ekmeğin tazesini bitirip kurusunu, bayatını arkadaşlarına mı bırakıyorsun? Yemeği yiyip sofrayı kaldırmadan kaçıyorsun mu? Yemeği yiyip bulaşıkları hep başkası mı yıkıyor? Yemeğin içerisindeki etleri sen yiyorsun, çorbasını ona mı bırakıyorsun? Sende sorun var. Sen problemli bir insansın. Sende ahlak sorunu var. Davranış sorunu var. Yapma. Vicdan sorunu var. Böyle olur mu ya? Ne güzel iş. Sen yemeği o bulaşığı yıkasın. Oo. Sen eti ye, o suyunu yesin. Bak bunu genişletin. Bu hayatın her alanına yansır. Ondan dolayı ne diyordu Resulullah? La yukmune ehlukum. Hatta yuhubbe li ehihi ma yuhubbulin. Ben mesela bunlara çok önem veririm. Çok. Yani Resulullah sahabesiyle aynı hayatı yaşadı. Kardeşim, hoca da olsa değişmez. Hoca olacak ayrı tabakta yiyecek. Hoca olacak ayrı masası olacak. Hoca olacak ayrı tahta olacak. Hoca olacak ayrı ulaşma... Öyle bir şey yok kardeşim. Böyle hocalara itibar etme. Bu hoca moca değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle aynı mecliste aynı yere oturuyor. Aynı elbiseleri giyiyordu. Aynı yiyeceğe kaşık ekmek sürüyorlardı. Özel koruması yoktu. Özel kalemi yoktu. Tahtı yoktu. Kaftanı yoktu. Bodyguardları falan yoktu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmek için geldiğinde soruyor. Biz diyor sana iman edersek bize ne var ya Resulallah? Diyor ki bana ne varsa sana o var. Bu kadar. Böyle birisini kim sevmez? Şimdi işte böyle sahte primler vererek yarı tanrılaştırılıyor o insanlar. Adamın yürüyüşü değişiyor. Sahneye çıkacak korumalar var. Sanki Mike Tyson'la Dünya Bisiklet Boks Şampiyonası'nda ringe götürülür. Böyle olur mu kardeşim ya? Mümin ya, mütevazı olacak ya. Mütevazı olacak. Mümkünse en basit hayatı yaşayacak. Ha, basit derken böyle fakirlik edebiyat anlamında falan söylemiyor. Vallahi yani bir basit bir örnek gelebilir ama bir gün bir yerde böyle herkese karavanda böyle yemekte bana böyle bir şeye yemek koymuşlardı. Ne derler? Porselen. Dedim ben bunu da yemem kardeşim. Olur mu ya? Onlar onu da yemem. Kabul etmem. Almam yani. Yemem o yemeği. Şimdi ben çok mu büyük başarı? Ben bir kere bu mahcubiyeti, bu ezikliği kimim ki ben? Ya bunu mütevazilik adına falan vallahi söylemiyorum. Ben kimim ki? Ne farkım var? Ha, onun için biz müminiz, biz kardeşiz. Olabilir, bazen insanız, hata da yapabiliriz. Mümin en az hata yapandır, hatasında ısrar etmeyendir. Hatasından Rabbine dönmeyi bilendir. Uyarıya, nasihate açık olandır. Yani bize görgü kurallarını bu modern cahiliyenin adamları öğretmeyecek. Bize Allah öğretir, bize Resulullah öğretir. Zaten biz fıtri olarak yaşadığımızda biz bunları doğal olarak işleteceğiz zaten kardeşler. Allah inancıyla ahlakı, mücadelesi, yani gayreti, cehdi, rızayı bariye muvaffak olanlardan eylesin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.